Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben araştırma görevlisi Döndüval ve bu videoda sizlerle editörlüğünü Bülent Aydın Ertekin'in yaptığı Kurum İçi Halkla İlişkiler kitabının Kurum İçi Halkla İlişkiler Amaçları, Araç ve Ortamları isimli 5. ünitesinin özetini ele almaya çalışacağız. Peki bu ünitede nelere değineceğiz? Halkla ilişkilerin fonksiyonlarına bakacağız. Kurum İçi halkla ilişkilerin amaçlarına, kurum İçi iletişim ve kurum İçi halkla ilişkilerin arasındaki ilişkiyi irdelemeye çalışacağız. Kurum içi halkla ilişkilerde kullanılan araç ve ortamlara bakacağız ve tabii ki bu araç ve ortamları tek yönlü iletişim sağlayan araç ve ortamlar ve çift yönlü iletişim sağlayan araç ve ortamlar olarak ikiye ayıracağız arkadaşlar. Öncelikle halkla ilişkilerin bir kurumdaki fonksiyonuna bakacak olursak birincil fonksiyonlarından bir tanesinin hedef kitle araştırması yapmak olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü halkla ilişkiler iç ve dış hedef kitleyle iyi ilişkiler kurdurma ve sürdürmeyi temelinde hedefleyen bir ikna ve iletişim süreciydi. Bu ikna ve iletişim sürecini gerçekleştirebilmesi için öncelikle mesaj tasarlayacağı, faaliyetlerde bulunacağı, projeler gerçekleştireceği hedef kitleyi tüm yönüyle tanıması gerekli ve bunun için araştırmalar yapması gerekli. Daha sonrasında zaten bunu yönetime raporlama şeklinde sunması gerekli. İletişim planı oluşturmalı. Bu planın belirlenmesinde, uygulanmasında kontrollerinin sağlanmasında ve hedef kitleye yapılan her türlü iletişim faaliyetlerinde ondan geri bildirim alınması sürecinde halkla ilişkilerin devreye girdiğini görüyoruz. Üst yönetime bir danışmanlık fonksiyonunun, bir görevinin olduğunu görüyoruz. Burada kastedilen çevrenin iç ve dış çevrenin düzenli olarak takibinin yapılması ve early warning system dediğimiz erken uyarı mekanizması gibi yönetime danışmanlık ve uyarılarda bulunulması, gerekli stratejik kararların alınması, uygulanması doğrultusunda devreye girdiğini görüyoruz. İç ve dış hedef kitle ile kurum arasında bir köprü vazifesi gördüğünü görüyoruz. Ve yine kurum ve hedef kitleler arasında karşılıklı adaptasyonun oluşturulması, bağlılık ve güven ortamının sağlanması ve kurum itibarının yaratılması, oluşturulması, sürdürülmesi ve pekiştirilmesi aşamalarında halkla ilişkiler uygulayıcılarına büyük görev düştüğünü görüyoruz. Ve yine konuların önceden görme ve yönetiminin gerçekleştirilebilmesi yani issue management dediğimiz sürecin gerçekleştirilmesinin de halkla ilişkiler birimlerinin özelinde olduğunu ya da görev sınırları alanları içerisinde olduğunu söylemek mümkündür arkadaşlar. Kurum içi halkla ilişkilerin amaçlarına baktığımızda, yönetici çalışan, çalışan çalışan ilişkilerini iyileştirmek gibi temel bir amacının olduğunu görüyoruz. İç hedef kitlenin istek, beklenti ve ihtiyaçlarının tanımının yapılması, belirlenmesi sürecinde kurum içi halkla ilişkilere büyük görev düşmektedir. Ve bu doğrultuda iletişim planlarının hazırlanması, uygulanması, değerlendirilerek bir raporun hazırlanmasının kurum içi halkla ilişkiler uygulayıcılarının görevinde olduğunu görüyoruz iç hedef kitleyi kurum yöneticileriyle ya da genel anlamda kurumla bir iş birliğine, bir ortaklığa e, davet etme, bu doğrultuda bir teşvik yaratma ve bu doğrultuda motivasyon ve verimliliklerini arttırma gibi bir amacının olduğunu görüyoruz. Kurumda karşılıklı güven ortamının yaratılıp gerek çalışanların kendi aralarında, gerek yönetimle ve genel anlamda kurumla aralarındaki bağın güçlendirilmesi gibi bir amacının yer aldığını söyleyebiliriz. Peki kurum içi iletişim ve kurum içi halkla ilişkiler aynı kavramlar mıdır? Hayır arkadaşlar. Özünde iki farklı kavram olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Aslında kurum içi halkla ilişkilerin kurum içi iletişimden daha kapsayıcı bir özelliğinin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kurum içi iletişim çalışan çalışan ya da çalışan yönetici arasındaki her türlü iletişim alışverişinden kaynaklanan iletişimi kastetmektedir. Bu sözel olabilir, sözel olmayan olabilir. Oysa kurum içi halkla ilişkilerde kurum içi iletişim araçlarından yararlanarak halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani bir yerde kurum içi iletişimin kurum içi halkla ilişkilerin bir aracı olduğunu söylemek mümkündür ki bu yönüyle zaten daha kapsayıcı olma özelliği göstermektedir. Peki bir kurumdaki iki temel iletişim kanalı nedir? Buna geçmeden önce bir kurumda iletişimin temel olarak üç ana amaca hizmet ettiğini görüyoruz. Bunlar koordinasyon ve düzenleme kurum içerisindeki, yine çalışanlar arasındaki sosyalizasyon ve yenilik ya da değişimlerin gerçekleştirilmesi, bunların duyurulması, tanıtılması şeklinde sıralanabilir. İki temel iletişim kanalına baktığımızda bir kurumdaki bunları resmi iletişim ve resmi olmayan iletişim olarak ayırıp bu şekilde kanalları segmenta segmente edebiliriz. Resmi iletişim kanallarına baktığımızda bu iletişim kanallarının hiyerarşi temelli olduğunu söyleyebiliriz. Daha çok yazılı kurallar, prosedürler bu iletişim kanallarında kendini göstermektedir. Kim kiminle ne kim kiminle ne hakkında iletişim kuruyor sorusunun yanıtı aslında resmi iletişim kanalında kendini vermektedir. Resmi olmayan iletişim kanalına geçtiğimizde ise kim kiminle ne hakkında gerçekten ne konuşuyor? Yani aslında biraz informal şekilde gerçekleşen iletişimden ya da bilgi akışından söz etmek mümkündür resmi olmayan iletişim kanalında. Peki kurum içi ilişkilerde kullanılan araç ve ortamlar nelerdir? Biz bunları yazılı araçlar, sözlü araçlar ve görsel araçlar olmak üzere 3'e ayırıyoruz arkadaşlar. Yazılı araçlara bakarsak, bunlar çalışan el kitabı, özellikle bilgilendirilmelerine yönelik broşür. Kurum gazetesi, raporlar, yıl dönümü yazıları gibi çeşitli şekilde karşımıza çıkmaktadır. Sözlü araçlara baktığımızda kurum içerisinde düzenlenen toplantılar, komisyonlar, kişisel görüşmeler, kurslar ve benzeri şeklinde yine karşımıza çıkmaktadır. Görsel araçlara baktığımızda ise afişler, sergiler, film, televizyon, bunlar kapalı devre yayın yapan, kurum içerisinde yayın yapan televizyonlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Tek yönlü ve çift yönlü iletişim araçlarını ayırdığımızda ise öncelikle tek yönlü iletişim araçları bir diğer adıyla tek yönlü iletişim ortamları kurum yayını, kurum kitapları, raporlar, afişler, broşürler, duyuru panoları, kapalı devre televizyon ya da radyo yayınları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Genelde üst yönetimden kurum çalışanlarına doğru bir bilgi akışı söz konusudur. Geri bildirim yok denecek kadar azdır. Önemsenmemektedir çünkü ana amaç zaten çalışanın tek yönlü olarak bilgilendirilmesidir. Çift yönlü iletişim araçlarına geçtiğimizde burada artık tek yönlü bilgilendirmeden ziyade çalışanların da geri bildirimlerinin alınmasına önem verildiğini görüyoruz. Karşılıklı bir iletişim sürecinin yaratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Buradaki araç ve ortamlar ise eğitim seminerleri, iletişim büroları, toplantılar, kurum içi kutlamalar, törenler, özel etkinlikler, kişisel görüşmeler, bilgi iletişim teknolojileri olabilir ki bunu daha özel açtığımızda kurumsal web sitesi, internet, kurumsal blog kurumun sosyal ağ sitesi, sosyal medya haber odaları, kısa mesaj ya da elektronik postalar şeklinde bilgi iletişim teknolojilerinin de karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar... Çift yön iletişim araçlarından ve ortamlarından biri olan kurum içi tören kutlam ya da kutlamaların planlaması nasıl gerçekleştiriliyor? Öncelikle baktığımızda bir takım soruların yanıtlanması gerekiyor. Bunlar bu tören ya da etkinliklere, özel etkinliklere kim katılmalı, ne tür bir etkinlik olmalı, ne zaman olmalı, nerede olmalı ve niçin düzenlemeli gibi soruların yanıtlarının kurum içi halkla ilişkiler uygulayıcıları tarafından ayrıntılı bir şekilde çıkartıldığı, raporlaştırıldığı ve yönetime bir öneri doğrultusunda sunulduğu bir başlangıç aşamasının olduğundan söz etmek mümkün. Ve bu slaytımızla beraber 5. ünitemizin de özet videosunu tamamlıyoruz. Ayrıntılı bilgi için kitabınızın ünite 5'ini okumanızı öneriyorum. Bunun yanı sıra e-campus sistemi üzerindeki diğer öğrenme malzemelerinden de faydalanmanızı tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar.